Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal Gündelik Haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunuza sunuş getirişimiz. Kınamızda diqqatlar ekranımızı bolsun. İstanbul'da şifirlik pul şaykısına karşı harekette 119 Xitay kolga ilindi. Bugün İstanbul'un Silivri rayonunda Xitay'nın zor aldamçılık şaykısı bitkit kılındı. 13 Mart İstanbul Cemaat Xavupsizliki İdarisi kaxtı soğduğu karşı baş etretidin 30 grupa ve 100 sakçı katlaşkan tüyüksüz bastırış hareketide 101 Xitay hizmetçi ve onlarını hizmetki salgan 18 Xitay katlı başını özüçüge algan cemi 119 cinayet kumandarı kolga ilindi. Mezkur cinayet şaykısı İstanbul'un Silivri rayonundan 9 ayrım dağçı icarege elip şifirlik pul mülazimet merkezi kurgan bulup 18 Xitay katlıbaş hizmet vadisi bilen Xitay'dan kompüter injineri ve programmerlerden 101 Xitay'ını Türkiye'ye elip gelgen ve onlarının pasportını tartıp elip mecburi işleşki zorluğan. Şundakla onlarının dağçıdan sırtkı çıkışını çekligen. İgilinişçi tordu Xitaylarga şifirlik pul meslehetçiliki beridiğallıqını teşvik kılgan cinayet şaykileri kişilerini bizge mevhum pulunuzunu berin. Biz iki hessi paydası bilen sizge kaydırımız deb xeridarlarını aldıgan. Tekşürüşte cinayet şaykısının sahtı şifirlik pul meslehetçiliki arqılıq Xitayda yaşaydıgan pufralarını aldıgallıqı eniklangan. Cinayet şaykısının aşkarlınışıga mezkur dağcıda mecburi işiltilgen iki Xitay sebepçi bolgan bolup, ular keçide uğurlukça dağcıdan çıkıp en yakın sakçıhanığa bargan ve özlerinin mecburi işleşki mecburlanğanlıqını ve yanı nurgullugan kişilerinin dağcıda işkellikini etkan. Bu malumatka asasen Cemaat Xavupsizliki İdarisi kaxtı soğduğu karşı baş etreti 30 grupa ve 100 sakçı bilen mezkur bastırıp giriş hareketini icra kılgan. Tekşürüşte hizmetçi Xitaylarını mecburi işletken 18 cinayet katlibeşi kolga ilingan bolup, ziyankeşlikke uçurguçı da bekitilgen ve Türkiye'ye sayahat vesi bilen kirgenlikke eniklangan kalgan Xitaylar, Xitay'a kaytırılış üçün Köçmeller İdarisi'nin münasvetlik tutup duruş merkezlerine evetilgen. Bu kıtımlık harekette 1,5 milyon lira nakpul, 712 yanfon, 112 kompüter, 677 yanfon kartısı, pul sanaş maşinesi ve nurgun katlıq diskiler kolgu çüşürülgen. Sot mahkemesine çıkarılgan 18 Xitay'nın 6'sı sot mahkemesinin kararı bilen kolga elinip türmüge evetilgen bulup, kalgan Xitaylarının dilosini bir taraf kılış devamlaşmaktıken. Hong Kong halkı Avrupa İttifakı'nı Xitay'ını red kılışkı çakırdı. Germaniya Avazı Toru'nun haberde bildirilişçe, yakında 24 Hong Kong'luk faaliyetçi Avrupa İttifakı'nın yukur derecelik emeldarlarından Von der Leyen'a uç xat yazıp, Avrupa İttifakı'nın Xitay bilen tüzmekçi bolgan meblağ siliş kilişimini tasdiqlamaslıqı çakırgan. Uç xatta Xitay'nın Xitay Angeliya Birleşme Xitabnamesindeki halkaralıq mecburiyetige xilaplı kılgallıqı Xitay Hong Kong Devlet Bihaterlik Kanunu'a asasen demokratiyanı kollaydıgan parlament azalarını kan kölemde kolga alganlıqı. Hong Kong asasi kanuni ve halkara puhralar ve siyasi hukuk ahdinamesindeki asasi erkinlikke xilaplı kılgallıqını. Ekval şundak durup, Avrupa İttifakı'nın Xitay bilen Suudi kilişimi tüzmekçi bolganlıqı ilgiri sürülgen. Uç xat yana Xitay Hong Kong meselesi de halkaralıq mesuliyetini aşkarı ada kılmadı. Şundak ekval aslıda Avrupa İttifakı'nın yana Xitay'nın iki taraflık meblağ siliş kilişimindeki mecburiyetini ada kılışını ümit kılışı bimanilik. Şunu biz Hong Kong Devlet Bihaterlik Kanunu emelden kaldırılıştın ilgiri, demokratiyanı kollaydıgan barlıq faaliyetçiler kuyup birleştin ilgiri, Avrupa'nın Xitay Avrupa Universal Meblağ Siliş Kilişimini imzalamasını talep kılımız deyilgen. Uç xatı yana Avrupa İttifakı'nın Suudi kilişimini tasdiqlaşı, Xitay'nın Tayvan ve başka kişilik hukuk qatarlıq meselelerde tihamı haddidin eşşiğe yeşil çırağı yıkıp bergelik bulduğallıqı. Avrupa İttifakı'nın Xitay'ı çukum enik kızıl sizik ve şartlarını kuyuşu gerekliki takitlengen. Xitay kurultiye 11 Mart belattaşlaş arqalıq atalmış Hong Kong alahide memuri rayonunun saylam sistemisini ıslah kılış kararını makullap, Hong Kong parlamentedeki demokratçil vekillerinin sanını tihamı azaytışını planlıqan. Küzetküçüler mezkur uç xatının Xitay-Avrupa meblağ siliş kilişimini baykut kılışını karar kılgan Avrupa parlamentinin köp sandaki azaları üçün küçülük koralga aylanışı mümkünlikini bildirişmekte. Amerika Birleşken Devletler Teşkilatı da Uygur meselesini irki kırgınçılığı xitap atıdı.
Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Amerika vekili BDT kişilik hukuk kengeşide Xitayning Uyghur ve Tibetlerini bastırganlığını qattiq ayıplagan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerikaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi vaqtliq vakili Mark Kassayri juma kuni BDT kishilik huquq kengashida so'z qilib, biz Xitayning boshqa millat a'zolari va ularning diniga ziyonkashlik qilish qilmishini Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini ayiblaymiz degan. Angliyaning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida turishliq bosh elchisi Julian Brisevit so'z qilib, biz Sharqi Turkistondagi keng ko'lamlik va sistemalik kishilik huquq dafsandichiligi, majburiy amgak va majburiy tug'ut cheklash qatorli qilmishlarga qattiq ko'ngil bo'limiz degan. Xitoyning BDT kishilik huquq kengashida turishliq bosh elchisi Chin Shu so'z qilgan bo'lsa-mu, Sharqi Turkistonni tilga olmagan, ammo Xitoyning kishilik huquq masalasini siyosiy darajaga ko'tarilishiga qarshi turganligini aytgan. Kuba vakili Xitoyni o'z ichiga olgan 64 davlatga vakolatan so'z qilib, Xinjiang Xitoyning ayrilmas bir qismi. Aloqador davlatlarni Xinjiangga munosabatlik masalani tutqi qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishga hamda asossiz siyosiy muddaolarda Xitoyni ayiblashdan saqlanishga chaqirimiz deb bildirilgan. Reuters agentligining xabariga asoslanganda, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va davlat bexatarlik maslahatchisi Sullivan kelar hafta Alyaskada Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zosi Yang Jiechi va Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishadigan bo'lib, ular ko'rishda Xitoy doirlarining Uyg'urlarga tutgan muomilasini nuqtalik o'ttirg'i qo'ydiganligini bildirgan edi. Xitoy bir turkum davlatlar bilan Amerikaning markazlik o'rniga qarishtirishni planladi. Germaniya ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy, Rossiya, Shimoliy Koreya, Iran qatorliq davlatlar yakki taraflik dunyo sistemasiga qarshi ittifoq qurmoqchi bo'lgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika prezidenti Biden Amerikaning ko'p taraflik ittifoqdoshlari bilan hamkorlashish va hamkorlikni qaytadan chingitayotgan bir paytda dunyodagi 16 davlat Amerikaga qarshi turish uchun bir ittifoq qurgan. Xitoy shu ittifoq orqali Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ta'sirini kengaytirib, Amerikaning an'anaviy rahbarligiga jang e'lon qilganligi sababli Biden yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoy bilan tirkishishligi haqida va'da bergan. Reuters agentligiga erishgan Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasini qo'g'dash guruhi nomli hujjatda ko'p taraf sistemining hozir ko'rilib boqmagan hujumga uchrayotganligi, yer sharining tinchligi va bexatarligiga tahdid solganligi o'tirg'i qo'yilgan. Ismini oshkorlashni xohlamagan Yevropaning yuqori darajalik diplomati bu vaqtda bu atalmish do'stlar guruhi BDT nizomnomasiga eng ko'p xiloflik qilguvchilardir. Aslida ular o'z davlatining kishilik huquqi va asosiy erkinligiga hurmat qilish bilan ish boshlashi kerak edi degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy boshchiligidagi mazkur ittifoq ichida Aljeriya, Angola, Belarusiya, Boliviya, Kambodja, Kuba, Eritreya, Laos, Nikaragua, Saint Vincent va Grenada, Suriya va Venezuela qatorliq davlatlar bor ekan. Ma'lum bo'lishicha, Biden sobiq prezident Trumpning dunyo sahiya tashkilotidan chekinish planini amaldan qoldirib, Amerikani klimat kelishimiga qaytirib kelgan. U yana Janvadagi kishilik huquq kengashi bilan bo'lgan aloqani qaytadan asliga keltirgan hamda xalqaro yadro kelishimiga qo'shilishni planlagan. Avstraliya kanali Xitoyning CGTN va CCTV kanallarining xabarini berishni to'xtatdi. Avstraliya televiziya kanali SBS kishilik huquq tashkilotlarining shikoyati bilan Xitoyning CGTN va CCTV kanallarining xabarlarini tarqatishni to'xtatdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, SBS ning bayonotchisi 13 mart Reuters ning muxbiriga CCTV va CGTN programmalarining shanba kundan boshlab tarqatilmaydiganligi, SBS ning bir kishilik huquq tashkiloti sunğan bu kanallar haqidagi shikoyatni ko'zdan kechirayotganligini bildirgan. SBS ning bayonotida o'ttirg'i qo'yilgan jiddiy andisha va aloqador materiallarning murakkabligini ko'zda tutib, biz bu kanallarni ko'zdan kechirayotgan vaqtda chat eldan keldigan CCTV va CGTN ning xabarlarini tarqatishni to'xtatib turishni qaror qildik deyilgan. Buning oldida Angliya mo CGTN ning Angliyada tarqatilishini to'xtatgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Avstraliyadagi qo'g'duvchilarni qo'g'dash kishilik huquq tashkiloti SBS kanaliga xat yozib, CGTN va CCTV ning axborot prinsipiga xiloflik qilib kelganligi, Xitoy rejimining kishilik huquqni dafsanda qilishiga hamkorlashganligini shikoyat qilgan. Qo'g'duvchilarni qo'g'dash tashkilotining aytishicha, Xitoyning CCTV kanali 2013 yildan 2020 yilgacha 56 kishini televizorga chiqarib, majburiy iqror qildirgan ekan. CGTN kanali Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilayotganligini inkor qilishi
chet eldagi uyg'ur musofirlarining g'oyib bo'lgan oila a'zolarini televizorga chiqarib, Xitoyning siyosatini majburiy oqlashi g'arb taratqonlarini va uyg'ur musofirlarini atalmish Xinjiangga to'hmat qilish bilan ayiblashga majburlashida aktiv rol o'ynab kelgan edi. Yevropa İttifaqı Xitoyning vatanimizdagi 4 amaldori va 1 apparatini jazolashni qaror qildi. Yevropa İttifaqı Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandichiligiga ishtirok qilgan 4 nafar Xitoy amaldori bilan 1 apparatini jazolashni qaror qilgan. World Security Journal gazetasining xabar qilishicha, jazolash tadbirlari sayohat cheklamasi, mol mulkini to'g'nitish qatorliklarini o'z ichiga oldi ekan. Bu Yevropa İttifaqining 1989-yili Tiananmen voqeasidan buyon tunji qitim Xitoy amaldorlariga embargo qo'yishi bo'lib hisoblandi. Wall Street Journal'ın qayd qilishicha, Yevropa İttifaqining yuqori darajalik amaldorlari bir haftadek muzokara elib berish orqali 11 mart oxiri Xitoy amaldorlariga embargo yurgizish to'g'risida o'rtaq fikr hosil qilgan. Xabarda embargo tadbirlarining sayohat cheklamasi, mol mulkini to'g'nitish qatorliklarini o'z ichiga olganligi bildirilgan. Buning oldida Gollandiya parlamenti Xitoyning uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilganligini e'tirof qilgan. Belgiya parlamentida mo Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'risida taklif loyihasi sunilgan edi. Navbatda Yevropa Ittifoqining Sharq Turkistondagi qaysi Xitoy amaldorlarini va apparatini jazolaydiganligi ma'lum emas. Wall Street Journal'ning aytishicha, bu qaror Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar ministrlarining bu oyining oxirida o'tkazilgan yig'inida rasmiy imzolanishi kerak ekan. Xabarda embargo tizimligidagi shaxslarning ismi embargo qarori rasmiy imzolangandan keyin e'lon qilinganligi bildirilgan. Samantha Power bu dokulat Xitoyning uyg'urlarga zodi nima qilayotganligini aniq ko'rsatib berdi degan. Amerikaning BDT'de turishliq sobiq bosh elchisi Samantha Power Washingtondagi New Lines strategiya va siyosat institutining e'lon qilgan Uyghur irqiy qirg'inchiligi nomliq mustaqil tadqiqot dokulatining Xitoyning uyg'urlarga zodi nima qilayotganligini aniq ochib berganligini bildirgan. U 12 mart Twitterda inkas yollab 1948-yildagi irqiy qirg'inchilik ahdinomasi BDT'ning tunji kishilik huquq shartnomasi. Uningda irqiy qirg'inchilikka bir topni vayron qilish urinishi deb ta'bir berilganligini bildirgan. U bu dokulat Xitoyning uyg'urlarga zodi nima qilayotganligini aniq ko'rsatib bergan. Dalillarni o'zingiz tekshirib biqing deb ko'rsatgan. Samantha Power 2013-yildan 2017-yilgacha Amerikaning BDT'de turishliq bosh elchisi bo'lgan bo'lib, u 2016-yili Forbes Journal tomonidan dunyodagi eng kuchli ayollarning biri deb baholangan edi. Samantha Power bu dokulatda tunji qitim Uyg'urlar Xitoyda uchrayotgan muomalaning 1948-yildagi irqiy qirg'inchilik ahdinomasiga mustaqil tatbiqlanganligini bildirgan. Uning Twitter so'zi Xitoyning Fransiyadagi elchixonasi video ishlab Uyg'ur nufusining ozlab ketganligini rad qilgan, biroq uning sonliq ma'lumoti munozara qo'zg'agan mazgilda yo'llandi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy elchixonasining videosida Uyg'ur nufusining 2018-yilda 12 million 710 mingga yetganligi, biroq uning 2020-yilda 11 million ekanligi ilgari surilgan. Bu video Twitterda 2 milliondak Uyg'ur nega ketdi degan munozara qo'zg'agan. Germaniyalik uyg'urshunos Adrian Zenis Xitoy doirlarining 2013-yilda uyg'ur nufusini 11 milliondan ortiq deb e'lon qilganligini bildirgan. Xitoy G'arbiy Turkistondagi 5 davlatni Xitoyning bir qismi dedi. Xitoy G'arbiy Turkistondagi 5 davlatning Xitoyning bir qismi ekanligini ilgari surdi. Xitoylar yaqinqi mazgillarda ijtimoiy uchur vositasi TikTok orqali G'arbiy Turkistondagi 5 davlat Xitoyning bir qismi edi degan fikrni ilgari surishga boshlagan. Xitoylar mazkur sinda G'arbiy Turkistondagi Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorli 5 davlatning tili Uyg'ur tili bilan asosan o'xshash. Siz Uyg'ur tilini o'rgansangiz, 5 davlatga bemalol bora olasiz. Chunki Tang, Yuan, Qing sulolasi davrida mazkur 5 davlat Xitoy territoriyasining bir qismi edi. Shoir Li Bai Qirg'izistonda tug'ilgan deyilgan. Oldingi yili Xitoy torbatlarida Qozog'iston nima uchun vatan qo'yniga qaytmaydi sarlavelik yozmalarini yollab, Xitoy kompartiyasining razil niyatini oshkorlagan edi. Oxirida Qozog'iston taraf Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisini chaqirtib, norozilik bildirgandan keyin mazkur yozmalar torbatdan o'chirilgan edi. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonga tajovuz qilib, o'rnini mustahkamlab olgandan keyin G'arbiy Turkistondagi 5 davlatga xiris qilishga boshlaganligini, G'arbiy Turkistondagi 5 davlatning Xitoydan qattiq ehtiyot qilishi kerakligini bildirishmoqda.
Babacan ve Davut oğlu hükümetini kattık ayıpladı. Şarkı Türkistan halkının irki kırgınçılıkı uçuravatkallıkı künsürü en küçülük şekilde oturuğu koyuluvatkan ve Amerika Taşkışlar Ministerliği, Gollandiya ve Kanada parlamentlerde Xtay'nın uyğurlarına irki kırgınçılık yürgüzüvatkallıkı resmi itiraf kılınğan, şundaklı köplügen müstakil kişilik hukuk teşkilatları tarafından sanaksız delil ispatlar bilen küçülük oturuğu koyuluvatkan Xtay'nın cinayetlerinin Türkiye'de Hakimiyet Partisi'ni uyğut almağallıkı, Öktüçi partiyalarının bu aktiki nidalarına kulak selinmeğallıkı Türkiye'de küçülük gulgulu kozgavatkan bir payıda Türkiye'deki öktüçi partiyalar hükümetki tekama kattık besim kılışını küçe etmekte. 10 Mart İYİ Partisi'nin reisi Meral Akşener Hanım partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye Uyghur meselesini tekşürüş ve neticesini halkarağa aşkarlaş üçün mecliski talep sunğallıkını, bırak mezkur teklifinin hükümet tarafından red kılınğallıkını bildirip, Erdoğan ve onun şiriki Milletçi Hareket Partisi'ni kattık ayıplıgan idi. 11 Mart Kelecek Partisi reisi ve sabık başminister Ahmet Davutoğlu ve heyeti Deva Partisi'ni ziyaret kılgan bulup, ziyaret ahırda işki rehber muhbirlerinin suallarına cevap verdi. Bir muhbirinin işki rehberden Uyghurlar hakkında İYİ Partisi tarafından parlamentka sunulgan teklifinin AK Partiye tarafından red kılınğallıkı ve Milletçi Hareket Partisi'nin sükütü kalğallıkı. Bu ekvalgı işki rehberinin kandak karaydıgallıkı hakkında soralgan sualga aldı bilen cevap bergen Ahmet Davutoğlu, Hakimiyet Partisi'nin Uyghur Türkleri hakkında yürgüzbatkan siyaseti iki yüzlü meçiliktir ve riyakarlıktır. Türkiye'nin ve bütün milletinin geçmiş tarihinden bu yan devamlaştırıp kilibatkan mezlumlarga iyi çıkış prinsipi mi zittir dedi. O sözünün devamı diyene her günü millilikten, istiklaldın söz kılgallar, Şarkı Türkistan'daki Uyghur, Kazak, Kırgız Katarlık bütün Türk irktaşlarımızga icra kılınıvatkallar, halkara sahnede Allah burun irki kırgınçılık dep tonulgan, BDT'din irki kırgınçılık dep dokulatlar çıkıvatkan, Kanada, Gollandiya, Avrupa Parlamenti Katarlık köplügen nüpuzluk yerlerde enik işbadı bilen ayıplengen, insaniyetke karşı cinayetke sükut kılmakta. Nemişki sükut kılıvatıdı. İsrail'e 1 minut yani 1 minut degen Erdoğan kayerde. Şu an Şarkı Türkistan üçün yüzlerce kıtım 1 minut yani 1 minut deydigan vakit doğru digerlerini bildirdi. O sözde İYİ Partisi'ye ve Meral Akşener Hanım'a tekrar rahmet eytidigallıkını ve bu ehvalını kayıt kün tertipke keltiriş gerektikini, hatta her günü Uyghurlarga alakadar parlamentki sual koyulışı lazımlıkını bildirdi. O sözdeyene Şarkı Türkistan'da divanı lügatı Türk yazılgan Kaşgar'da sap Türkçe paranlaşıldığan o diyarda bugün Türkçe çeklengen, salam beriş çeklengen. İki Uyghur birbiri bilen Türkçe paranlaşsa onunla terörlük şübhesi artıldığan derecedeki ehvalga geldi. Ramazan yıkılışı vatudu, rozu tutuş çeklengen. Ama hürmetlik Erdoğan'dan bir eğiz gap yok. Eğer bunun arkası da İstanbul boğuzu üçün Xtay'dan meblağ keltiriş bolsa, mezlumlarının periyadı bilen bayaş atık gelmeydi. Mezlumlarının ahı bilen hiç kandak neresi ravajlanmaydı. Ama rol perinçekçilerinin koludu bolsa, ondakta bundan kiyin istiklaldın söz açmasın digerlerini bildirdi. O sözün devamlaştırıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu imtihandan ötelmedi. Men uçuk dep koyay. Fakat Erdoğan'la emez, belki men köpüncisi bilen birge işleyen AK Parti'deki milletvekilleri ve Milletçi Hareket Partisi'deki dostlar aşu teklifke yak digen de vicdanınlar rahat his kıldı mı? Meclisten çıkıp başka bir yerde kandak kalıp milletçilikten söz açalıysalar. Kandak kalıp mezlumlarga iyi çıkımız diyalıysalar. Sualim nahayeti uçuk. Hem de Erdoğan'dan ve Bahçeli'den ümidim yok. Çünkü o üçüncü şeriknin emri de. Ama bu yerde AK Partiyelik ve Milletçi Hareket Partisi'deki köpüncisini men tunuyduğun ve bu meselde vicdanı rahat bulmaydıgan dostlarına nida kılımen. Siler kandak bulup yak dep avaz veriş üçün kol götürdünler. Ve bunun hesabını millet aldı da, tarih aldı da kandak birisiler diğerlerini bildirdi. Uygur Türkleriyle ilgili iktidarın sürdürdüğü politika ikiyüzlüktür. İkiyüzlüktür, riyakarlıktır. Ve Türkiye'nin ve bütün bu milletin geçmiş tarihinden beri süre gelen mazlumlara sahip çıkma idealine de aykırı düşüyor. Ve her gün yerlilikten, millilikten, istiklalden bahsedenler, Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız, bütün Türk kökenli Müslüman soydaşlarımıza, kardeşlerimize uluslararası alanda artık soykırım olarak tanımlanmış, Birleşmiş Milletler'in fiili soykırım diye tescil ettiği raporunda, Kanada, Hollanda, Avrupa Parlamentosu birçok parlamentonun açık kınadığı, her düzeyde kabul edilen bir insanlık suçuna karşı sessizler. Niye sessizler arkadaşlar? Niye sessizler? One minute diyen Erdoğan nerede? Şu an Doğu Türkistan'la ilgili
yüzlerce one minute deme vaktidir. Doğu Türkistan'da, Kaşgar'da Divan-ı Lügat-ı Türk'ün yazıldığı, o Türkçenin saf konuşulduğu yerlerde bugün Türkçe yasak. Selam vermek yasak arkadaşlar. İki Uygur Türk'ü karşılaştığında Türkçe konuştuğunda terör şüphesi uyanıyor. Anlaşılmayan bir dil diyerek terör şüphesi uygulanıyor. Ramazan yaklaşılıyor, oruç yasak. Son kısmını temsil eden küçük marjinal bir partinin ipoteği altındalarsa, yani geminin rotası onlardaysa, bir daha istiklalden bahsetmesinler istiklal. Nasıl hayır oyu için el kaldırdınız siz? Ve bunun hesabını millet önünde, tarih önünde nasıl vereceksiniz? Arkadan Deva Partisi'nin reisi Ali Babacan'ı bu hafta söz kılıp, kişilik hukuku itibar verilgen, nurgulluğun kişilik hukuk teşkilatlarına azab olgan bir devletin hükümetinin hazır Uygurlarga yürgüzlü vatkallarga sükütlü kalışı hakikaten akıl kubul kılmaydıgan bir iş doğru dedi. Ve küçük şirikte süpetlengen perinçekçilerinin Hakimiyet Partisi ve Milletçi Hareket Partisi'ni kanda kılıp bu halga ilip gelgeldeki meselesinin mu intayın çoğun bir sual işareti işgeldikini, bunun tekşürlüşü gerektiğini tilga aldı. Ve Perinçek'nin bu emniyetli kiminin yönülüşünü biz belgeleyimiz digerlikini tilga edip, yani nöbette bu devletteki puralarının 2018 yılda avaz bergen ve hakimiyetki keltürgen partiye ve onun şiriki ve onlarga yol sizip bir vatkan başka bir partiyanın yol görüstüp birişi ve kiminin o sizikti menişki mecbur buluşudun ibaret bir ehval var. Bu hakikaten mu bu milletin tallışı ve iradesinin hakimiyetki eks etmegenlikini bizgi körsetmekte. Mesele insan ve onun hakları bulgan yerde asla keyniği çekinmesten uç oturgu koyuluşu gerek diğerlerini bildirdi. İnsan haklarını önemseyen, dünyadaki insan haklarıyla ilgili pek çok sözleşmenin altında imzası olan, pek çok uluslararası çok taraflı kuruluşa üye olan bir ülkenin hükümetinin şu anda Çin'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sessiz durması gerçekten akıl alır gibi bir şey değil. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.